Cumhurbaşkanımız gelecek diye okulun dekorasyonu, işte açılışı hazırlanması gibi faaliyetlerle uğraşırken ben bir trafik kazası geçirdim. O trafik kazasında sol bacağımı kaybettim. Ben hastanedeyken, ameliyattan çıkmışken, daha yeni koma halinden yeni çıkmışken Sayın Cumhurbaşkanımız da okulun açılışını yapmış. Bangladeş'teki doktorlar da benim tedavimin Türkiye'de devam etmesini istiyorlar. Uzun bir tedavi diyorlar, Türkiye'ye git diyorlar. Ama biz de hava yolu şirketlerine başvuruyoruz Türkiye'ye gideceğiz diye. Hava yolu şirketleri de ağır hasta bir yolcuyu almak istemiyorlar. Büyükelçimiz ve Türkiye'de benim durumumu takip eden abilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşmışlar. Demişler ki böyle bir öğretmenimiz var, Türkiye'ye götürür müsünüz? Cumhurbaşkanımız da büyük memnuniyetle demiş ve beni uçağına aldırttı. Ben ilk uçağa girdiğimde bir sedyeli beni uçağa soktular. Cam kenarındaki bir sıra koltuğu, 4-5 tane koltuğu yatırmışlar. Onun üstüne benim sedyeyi monte etmişler. Bir iki dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanımız uçağa geldi. Bana geçmiş olsun dedi. Sol kolumun da bağlı olduğunu görünce ben sırf bacağında problem var zannediyordum. Kolunda da mı sıkıntı var dedi. Ben de efendim aşağı düşüyor, düşmesin diye bağlattım dedim. Sayın Cumhurbaşkanı bir adım geri çekildi ve dedi ki burası çok darmış, seni benim odaya alsınlar dedi. Yanındaki görevliler de efendim sedye kapıdan sığmaz dediler. O prefabrik bir yatak odasıymış. Onun bir duvarını söktüler, teknisyenler geldi. Beni içeriye koydular, tekrar duvarı monte ettiler. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız beni uçağına almakla kalmadı. Aynı zamanda kendi yatacağı, eşiyle beraber istirahat edeceği yatağı da bana vererek 73 yaşında o 7-8 saatlik yolculuğu yorgunluğuna rağmen oturarak yaptı. O yolculuğu öyle yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın benim şahsıma çok ciddi bir iyiliği olmuştur. Benim bunu unutmam mümkün değil. Namazlarımda kendisine dua ediyorum. Allah mekanını cennet etsin. Mahşer meydanında zerre kadar yapılan hayır karşılıksız kalmayacaktır. Allah'ın hangi hayırdan dolayı insanı affedeceğini biz bilmeyiz. Umarım ki Sayın Cumhurbaşkanımız benim şahsıma ve Bangladeş'teki Türk okuluna yaptığı büyük iyiliklerden dolayı Allah onu affeder, cennetine dahil eder.